Birkaç gün önce önemli bir gelişme oldu Türk medyasında. Karar Gazetesi bir açıklama yayınladı ve üzerindeki baskılardan, ambargolardan söz etti ve yayını sürdürmekte zorlandığını ortaya koydu. Bu giderek tek sesli hale gelen Türkiye medyası açısından önemli bir gelişmeydi. Merhabalar sevgili T24 izleyicileri. Bugünkü konuğumuz Karar Gazetesi yazarı Akif Bekir. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Gerçi siz bununla ilgili birkaç gün önce bir yazı da yazdınız. Dolaylı da olsa bir takım eleştirilere cevap verirken, ama biraz daha biz olayın ne olduğunu anlamaya çalışalım. Ne oluyor? Karar Gazetesi üzerinde baskılar mı var? Kapatılmaya mı çalışılıyor? Bir açıklar mısınız? Şimdi Karar Gazetesi'ne 2 yıldır çıkıyor. Eline alıp da takip eden, okuyan her bir okurun çıplak gözle görebileceği bir gerçekten söz ediyoruz aslında. O gerçek ne? Şimdi sayfalarını çeviriyorsunuz. Reklam yok. Ara ara giren reklamlar oldu. Görünüp kayboldu onlar da. Ne oluyor da mesela veren bir daha veremiyor? Bir görünen reklam bir daha neden orada görülemiyor? Neden sırra kadem basıyor? Neden ortadan kalkıyor? Birden buharlaşıp gidiyor. Bir etken, bir faktör olduğunu zaten herkes arka planda başka bir şey döndüğünü gazeteye baktığında çıplak gözle görebilir. Biz çıplak gözle zaten görülebilen, aslında herkesin bildiği bir sır denebilecek bir durumu ifşa ettik. Niye ifşa ettik? Çünkü bu çok saçma bir şeydi. Bu saçmalığın sürdürülebilir olmadığını ve eninde sonunda aklı selimin galip geleceğini, sağduyunun üstün geleceğini ve bu saçmalığa bir son verileceğini umduk ve hep onu bekledik. O zorunlu açıklamada da zaten bunu açıkça belirttik. Öyle olmadı. Öyle olmadı. Giderek daha da kötüleşmeye, giderek daha da boğazımızdaki el daha fazla sıkmaya başladı. Öyle olunca bunu teşhir etmekten başka da bize bir seçenek kalmadı. O zaruretin sonucu bir açıklama. Yani olan ne? İktidar kesimlerinden size reklam verilmemesi, sizin desteklenmemeniz yolunda bir telkinde bulunuyor ya da baskıda bulunuyor. Ve bu sizi kapanışa doğru götürmek amacıyla mı yapılıyor? Bize tabii hayatiyetimizi sürdürmemizi imkansızlaştırmak üzere yapılan bir şey bu. Niye can damarını kesersin? Aort damarına mesela niye neşter vurursun? Herhalde yaşatmak için değil. Yani yaşamasın diye yaparsın. Niye böyle bir şey? Yani siz muhalif bir gazete değilsiniz herhalde. Evet, hani 10-15 gazete aynı başlıkla çıkıyor zaman zaman. Böyle bir iktidar yayını o sıra içinde yer almıyorsunuz ama iktidara yakınsınız. Belki bir parça ne diyorsunuz? Yapıcı eleştirilerle iktidara yönelik düşüncelerinizi ortaya koyuyorsunuz. Bu mudur iktidarı rahatsız eden? Şöyle manzaraya dönüp baktığımız zaman zaten ortam neden mesela 2 yıldır yapmadığımız şeyi neden şimdi yaptık? Bize sorulan sorulardan bir tanesi bu. Niye 2 yıldır yapmadınız bunu? Bir başkası muhatabı neden adlı adınca söylemiyorsunuz? Evet. Ya kim bunu yapan? O boğazınızdaki elin sahibi kim? Kim o? Şimdi bu ikisine de cevap vermiş olayım aynı zamanda lütfen. İsterseniz bu soruya cevap verirken. Yani dediğim gibi bu eninde sonunda yanlışlığı fark edilerek, sağduyu galebe çalarak vazgeçilecek bir saçmalık diye düşündük. Fakat giderek durumun, medya ortamının daha da kötüleştiğini gördük ve bu bitmeyecek. Onun kararını verdik, öyle söyleyeyim. Bu bitmeyecek, bunu teşhir etmekten başka bir seçenek yok. Onun için şimdi yaptık. Neden medya ortamının daha kötüleştiği izlenimi edindik? Çünkü medyada daha önce görmediğimiz, benzerine rastlamadığımız kartelleşmeyi de aşan bir tröstleşme olgusuyla karşı karşıyayız. Ve bu da yeni bir durum. Bu 2 yıl önce yoktu. 2 yıl önce kartelleşme çabaları vardı, medyada tekelleşme çabaları vardı ama rekabeti imkansızlaştıran ve ortadan kaldıran, kartelleşme boyutlarını da aşan bir tröstleşme olgusu henüz bu boyutta ortaya çıkmamıştı. Şimdi bu, o da ortaya çıkınca, ya biliyorsunuz dağıtım bile şimdi tekelleşiyor, dağıtım bile. Reklam zaten dağıtım ajanslarının, yani reklam dağıtım ajanslarının ve reklam verenin tamamen tekel kontrolüne girmesiyle birlikte, yani tek bir merkezden kontrol edilebilir hale gelmesiyle birlikte
o safhayı geçmişti. Dağıtım da, şimdi gazete dağıtımı da bu noktaya gelince artık alan iyice daraldı. Yani nefes alacak bir yer kalmadığını görmeye başladık ve bari durumu teşhir edelim. Herkesin aslında bildiğini, dışarıdan bakanların da bildiğini, bize muhatabı neden söylemiyorsunuz diyenlerin de aslında muhatabın gayet ayırdığında farkında oldukları bir durumu teşhir ettik. Yaptığımız bundan ibaret, herkes sanırım neyin ne olduğunu bilebilecek durumda bu ülkede. Medyadaki kartı biz, siz iktidar çevreleri dediniz mesela muhatabı, kim bunu yapıyor? Medyada kartelleşme aktörleri kimlerse, bizim üzerimizdeki reklam, fiili reklam ambargosunun aslında gayri hukuki olan, fiili reklam ambargosunun, yani bize reklam verene doğrudan dolaylı mesaj ileterek, bundan uzak durması gerektiğini telkin ederek ve bunun bedeli olacağını ihsas ederek, hissettirerek bize reklam ambargosu ve baskısı uygulayan aktörler de aynı. Yani bu tekelleşmenin, kartelleşmenin, tröstleşmenin aktörleri. Şimdi bunu ayrıca ismen, kişi bazında falan adlandırmanın faydasını da düşünmedik biz. Bir fayda getireceğini de düşünmedik. Ayrıca meselemiz şahıslar değil. Olgu ve zihniyet. Gazetede yaptığımız şey de o. Evet, biz muhalif bir gazete değiliz. Muhalif olarak adlandırılmayı, tanımlanmayı hak eden bir gazete değiliz. Hak eden derken olumlu olumsuz bir anlam yüklemeden söylüyorum. Yani iktidar açısından bize muhalif demek, muhalif görmek ne kadar abartılı ve haksızsa, çünkü yani iktidarı kategorik olarak reddeden bir tavrımız yok. Ne dünümüz öyle, geçmişimiz öyle, ne de bugünkü içeriğimiz iktidarı kategorik olarak reddeder durumda değil. Muhalefet açısından da, muhalif mahalleler açısından da bu bize haksızlık olur. Çünkü yani biz onların durduğu yerde de durmuyoruz. Yani onların kategorik reddediş tavrı içerisinde de değiliz. Dolayısıyla onlar açısından bizim hak etmediğimiz bir paye, yani muhalefet onun için zaten bizi layık görmüyor ona, bizim hak etmediğimiz bir paye olarak görüyor. Evet, biraz arada kaldınız. Öyle ama zaten doğrusunun bu olduğunu düşündüğümüz için buradayız. Yani biz halk, hukuk, hakkaniyet, vicdan, adalet, özgürlük talepleri vesaire, bu konularda duyarlılığımızı yitirmedik. Ve yitirmeyi de her şeyin sonu olarak görüyoruz. Her şeyin sonu o. Onu kaybettiğinde geriye bir şey kalmaz. Yani o ne insani kimlikle bağdaşır, ne Müslüman kimliğiyle, ne de savunduğumuz başka her ne değer varsa onlarla bağdaşır bir şey bizim için. Dolayısıyla hak, hukuk, başkası, konu, haksızlığın muhatabının, mağduriyetin, mazlumiyetin muhatabının kim olduğunu sorguladığımız andan itibaren o duyarsızlaşma süreci başlar. Ve ondan sonra da artık bütün o güya savunmak adına ortaya çıktığınızda ellerin hepsi sizin elinizde can çekişerek ölür. Biz onu yapmak istemiyoruz. Biz inandığımız, savunduğumuz değerlerin, bu ülkede hak, özgürlük ve adalet taleplerinin canisi, katili olmak istemiyoruz. Peki Akif Bey, siz birkaç gün önce bir yazı yazdınız. Kraliçeden Troliçe'ye kötü haberdi galiba başlığı ve hani size anladığım kadarıyla oh olsun diyen bir takım meslektaşlara da giden serzenişte olan bir şeydi ve orada o yazının sonunu, ne diyeyim, coşkuyla bitirdiniz. Hani biz varız, ayaktayız, devam edeceğiz. Nasıl devam edeceksiniz? Böyle giderse bu sizi nefessiz bırakmaz mı, ya da önünüzde dijitale geçmek falan gibi bir takım alternatif şeyler var mı? Tonunuzu aynen sürdürecek misiniz? Yani hani vuruşarak ölmek gibi bir şey mi? Bu ülkede iktidarın, sistemin en merkezindeki aktörler de dahil olmak üzere, en muhalifleri de katarak söylüyorum, herkes yarınından ne kadar eminse biz de o kadar eminiz. Herkes için yarın ne kadar öngörülebilirse bizim için de o kadar öngörülebilir durumda. Ki Türkiye epey bir süredir öngörülebilir olmaktan çıktı. Yani dolayısıyla bir garantimiz yok. Neye güvenerek bunu söylüyorsunuz? Güvendiğimiz tek şey şu: çıkmayan candan umut kesilmez. Yani biz bu mücadeleyi bırakmayacağız. Bu mücadelenin peşini bırakmayacağız. Orada benim söylediğim şey buydu. İnanarak söylediğim ve bütün arkadaşlarımın hissiyatına da tercüman olan bir cümle o. Evet, yani bizim niyetimiz yok. Öyle meydana bırakmayacağız. O kadar ucuz değil. Meydanı boşaltmayacağımızı söyledim. Bunun şekli şemali nasıl olur? Nasıl var olmaya devam ederiz? Onu şartlar belirler. Yani ama şartlara uyum sağlayarak var olma konusunda büyük bir azim içerisindeyiz. Onun ifadesi o.
O olsun, beter olun, müstahak diyen sadece bir taraftan sesler duymadık. İki taraftan da, yani birincisi bizi başından beri iktidarı kategorik olarak reddetmediğimiz ve dolayısıyla kendileriyle birlikte davranmadığımız için bugün maruz kaldığımız şeyi sevinçle karşılayan muhalif medyadan, mahalleden de medyadan sesler de geldi kulağımıza. O olsun, beter olsun. İşte bu bunun müsebbibi aynı zamanda bunun ortaya çıkmasının sorumluları arasında sizler de varsınız. Hani kendi ellerinizle yaptınız falan diyen. Bizi biraz abarttıklarını düşündüğümüz tepkiler bunlar. Yani nasıl oluyor da bugünkü Türkiye'nin mimarlığı ve mesuliyeti bizim omuzlarımıza kalıyor, onu anlamış değilim. Ama böyle sesler duyuyoruz. Tabii bir de hakkaniyet açısından şöyle bir şey belki de vurgulamakta yarar olabilir. Yani Türkiye'deki medyaya yönelik olumsuz süreçler epey önce vardı. Yani kararın karşılaştığı baskılardan çok önce adım adım gelişen bir süreçti ve siz de herhangi birisi değilsiniz. Özellikle karar değil, sizden bahsediyorum. Başbakan Erdoğan'ın basın sözcüsünden de daha fazlaydınız değil mi? Danışmanıydınız, müşaviriydiniz ve o dönemde sizle ilgili de işte gazeteci özgürlükleri akreditasyonla biliyorsunuz bir sürü şey çıktı ortaya. Dolayısıyla size yönelik şeyler de oh olsun kabul edilecek bir şey değil, yanlış bir şey, basın özgürlüğünü savunmak durumundayız ama geçmişi öyle bir düşündüğünüz zaman pişmanlık falan demeyeyim ama bir iç huzursuzluk hissediyor musunuz? Şöyle, geçmişte tabii ki yanlış doğru yaptığım şeyler muhasebesini yapıyorum. Herkes gibi yapıyorum. Ama geçmişimi inkar edecek durumda değilim. 2009'un başında başbakan, başmüşavirliği ve basın sözcülüğünden ayrıldım. 2009'un başı, yani Ocak ayının başlarında, ilk günlerinde. 3,5 yıl görevdeydim. O gün de bugünden geriye dönüp bakarak o günle ilgili bana yöneltilen eleştirilerin içerisinde hak verdiklerim var ama çok haksız gördüklerim de var. O gün de anlatamadım. Bugün hala anlayamayacak olanları artık anlatma çabasından da vazgeçtim. Akreditasyon gerekli bir şeydi. Bunun doğru uygulamaları var. Türkiye'de hiç olmayan bir sistem getirmeye çalıştım. Bu söyleşiyi ona boğmak istemem. Ama madem açtınız, yani Tarım Kredi Kooperatifleri'ne, genel müdürlüğüne ya da herhangi bir şube müdürlüğüne elini kolunu sallayarak giremiyorsun. Bir randevu sistemiyle kimlik vererek ve kart alarak resepsiyondan girebiliyorsun. Başbakanlığa ben başbakan, başmüşavirliği, basın sözcüsü olarak geldiğimde gazeteci arkadaşlar için, başbakanlığı izleyen arkadaşlar için hiçbir sistem ve kural yoktu. Hiçbir devlet dairesi mutfağını sınırsız bir şekilde açmaz. Akreditasyon dediğiniz şey de size başbakanlığın belli fiziki mekanlarına orayı müdavim olarak sürekli izleyen arkadaşların her gün tekrar ziyaretçi kartı ve randevu sistemine başvurmadan girebilmelerini sağlayan giriş kartı demek. Giriş kartı demek. Şimdi akreditasyon kartı vermediklerimiz de başbakanlığa girebiliyorlardı. Onlar da randevu alarak ziyaretçi sistemine tabi olarak, yani kart verip yakalarına bir kart takarak girebiliyorlardı. Akreditasyon demek, akreditasyon kartı demek, onu almayanın başbakanlığa kat'i surette, hiçbir surette giremeyeceği bir sistem inşa etmek ve dolayısıyla bir akreditasyon verip vermemenin o kişinin başbakanı izleyip izlememesi, başbakanlığa girip girmemesini tayin etmek olarak algılandığı bir durum var ve bunu anlatamadım. Yani bunu değiştiremedim. Biz sürekli izleyen arkadaşlara her gün yeniden ziyaretçi defterine isim yazdırıp kart almadan başbakanlığın belli birimlerine girip çıkmalarını kolaylaştıracak bir devamlı giriş kartı verdik. Akreditasyon o demek yani. Bir şey bu konuyla ilgili değil ama ve kurumlara akreditasyon, kurumlara pardon affedersiniz, kurumlara da akreditasyon uygulamadık. Kurumlara sürekli izleyeceksiniz, şu kadar yıllık basın bir deneyiminiz olacak, basın kartınız olacak vesaire gibi bir takım kriterler getirdik. Bunları deklare ettik, şeffaf kriterler ve onlara göre. Ha bir de bilgilendirme kuralları, bu her yerde, Amerika'da Dışişleri Bakanlığı'nda da var. Bir bilgilendirme yapıldı diyelim, o background, arka plan bilgilendirme yapıldı, kayıt yazılmamak üzere bir bilgilendirme yapıldı ya da yazılmak üzere yapıldı. O kurallara riayet ederek o bilgilendirmede verilen bilgileri kullanma kuralını da kriter olarak koyduk. Onun ihlali de akreditasyon verilip verilmemesinin kriterlerinden birisiydi. Dolayısıyla akreditasyon sistemini hala savunuyorum. Arkadaşlar kusura bakmasınlar. Ama başka konularda yanılgılarım oldu, hatalarım oldu. Bu sistemi oturturken
verdiğin tepkilerde yanlışlıklar olmuştur. Başka mesele, ben de hatadan beri değilim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la en son ne zaman görüştünüz? Birkaç yıl oldu. Birkaç yıl oldu. Yani şöyle, ben 10 yıl önce bu görevi bıraktım bir kere. Yani bir de yani iktidar zaten topu da hani 2002-2003'te gelmiş bir iktidar. Ben 2005-2009 arasında 3,5 yıl yaptım. Öncesinde yoktum. Son 10 yılda da yokum. Fakat nedense hala beni bulan iktidar yerine koyup iktidara içinden ne söylemek geçiyorsa onları benim yüzüme söylemek yani istiyor. Bazı vizitlerin ağırlığı öyle aslında. Yani ne yapalım, kader var. Evet. Kararın başına gelenler ve gelebilecek olanlarla ilgili iktidar temsilcileriyle ilişkileriniz oldu mu? Ya da ne bileyim, bu yaptığınız açıklamadan sonra sizin yazınızın dışında ben orada başka bir açıklama olduysa belki onları kaçırmış olabilirim. Ne yapacaksınız? Başka bir kampanya, girişim, açıklama? Çok kısa alayım bunu lütfen ve öyle bitirelim. Yani dediğim gibi şartlara bağlı olarak varlığımızı sürdürmenin yollarına, imkanlarına bakacağız ve peşini bırak. Yani var olmaya, gazeteci olarak var olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Ama onu bilemem. Yarın ne gösterir, neyle karşı karşıya kalırız. İktidar cenahından zil takıp oynayanlar, çok sevinenler falan oldu. Bir, yani hem çok sesliliği savunacaksınız, hem demokrasi, ileri demokrasi getirdik diyeceksiniz. Ve iktidarın ileri demokrasi getirdiği iddiasının medyadaki sözcüsü, savunucusu olacaksınız. Hem de bir ses eksiliyor diye, ki dediğim gibi yani kategorik olarak karşıt da olmayan iktidarın varlığına, ama sadece yanlış bulduğunu eleştirmeye devam edeceğini söyleyen, doğrusunda da hakkını teslim etmekten geri durmayacağını açıkça ortaya koyan bir gazetenin, bir sesin kapanmasından, eksilmesinden, kapanma ihtimalinden umutlanacaksınız. Buradan sevinç devşireceksiniz. Neredeyse zil takıp oynayacaksınız. Yani bu böyle acayip bir şeyle karşı karşıyayız. Ama buna papuç bırakmayacağız. Şeklini, şemalini bilmem. Yani ne gösterirse yarın ona göre pozisyon alacağız. İzleyeceğiz. Umarım başarılı olursunuz. Yayınımızın devam etmesi, özgürlüklerin korunması anlamında size başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Bugünkü yayınımızda Akif Bekir ile konuştuk. Karar yazarıydı ve kararın başına gelenleri nasıl direneceklerini açıkladı. Umarım karar da yaşar ve basın özgürlüğünün önündeki diğer öteki engellere karşı da güçlü bir mücadele oluşur. Yeni konuklarla ve yeni konularla tekrar bir arada olmak üzere.